Kenan Gürler Bey demiş ki her seçim dönemi yaklaştığında düşük maaşlıya kira öder gibi ev vereceğiz vaadi hiç değişmedi. Ne zaman dediğimizde de belli değil. Ortada ev falan var mı diye soruyor. Yine yok. Kiralar, ev fiyatları artacak mı? Evet artacak. Doğmamış çocuğu vergi, taahhüt, faiz borçlusu yaptılar diyor. Efendim haneye giren gelir çok düşükse genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. SGK'nın bu verisi Türkiye'deki yoksulluğun ulaştığı boyutu da gözler önüne sermiş oldu. 7 milyon 244 bin kişinin evine ayda 1668 liranın altında para giriyor. Yani günde 55 lirayla karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. O yüzden de bulursak yiyoruz, bulamazsak yemiyoruz diyorlar. Yaşamaya çalışıyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Bulursak yiyoruz, bulmasak yemeyiz öyle işte. Zor. Bu zamanda kim geçinebiliyor ki biz geçinelim? Bu hayat pahalılığından kiramızı ödeyemiyoruz. Nasıl geçinelim ki? 7 milyondan fazla kişinin hanesine aylık 1668 liranın altında para giriyor. Yani milyonlarca kişi günlük sadece 55 lirayla yaşamaya çalışıyor. O da en fazla. Yoksulluğun boyutunu SGK verileri ortaya koydu. Aylık geliri sağlık primini ödemek bir yana karnını doyurmaya yetmiyor dar gelirlinin. 50 lira getirmişim şimdi markette baktım hiçbir şey almadım geldim. Domates alacaktım dedim bir peynir bir şey de alayım ama almadım alamadım. Melemen yapsan 2 tane de yumurta alman lazım. Ekmek de alman lazım. Bir kuli yumurta olmuş 70-80 lira. Haneye giren ortalama gelir brüt asgari ücretin 1/3'ünden azsa sosyal güvenliği olmayan kişilerin genel sağlık sigortası primleri hazineden karşılanıyor. Hazineden SGK'ya yapılan prim ödemelerinin miktarı yılın ilk 6 ayında 15.2 milyar liraya ulaştı. Genel sağlık sigortası primlerini dahi ödeyemeyen 7 milyon 244 bin kişinin hanesine giren ortalama aylık gelirse 1668 liranın altında kaldı. Sağlık primleri devlet tarafından ödenen kişilerden biri de 53 yaşındaki Nedim Kostak. Öğlen ne yiyorsunuz? Öğlen bazen yiyoruz, bazen yemeyiz. Yalan söylemeyeyim yani. Çoğunlukla yemeyiz. Bir öğün yersek yeter yani şükür. Öğlen de yersek kurtaramayız. En son ne zaman et yediniz? Kendim alıp yemedim de böyle kurban olayında bir iki arkadaş verdi. Meyve yok, C vitamini yok. Alıp yiyemeyiz. Olduğu kadar yiyoruz. Yapacak bir şey yok. 53 yaşındaki Nedim Kostak sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor. Burası arkadaşının dükkanı ve bu tesisatçı dükkanında arkadaşının yanında durarak elinden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyor. Aylık geliri ise en fazla 1500 ile 2000 lira arasında değişiyor. Nedim Kostak'ın bir kira masrafı yok çünkü günü gecesi bu dükkanda geçiyor. Bir evi olmadığı için burada bu kanepede uyuyor. Devletten sosyal bir yardım alıyor musunuz? 700-800 bazen 500 öyle belli olmuyor. Ne kadar sürededir? Bir ay, bir buçuk ay öyle. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca 400 ile 600 lira arasında ödeme yapıyor. SGK verilerine göre 7.2 milyon kişinin bu yardıma ihtiyacı varken bakanlık destekten 4 milyon kişinin yararlanacağını açıkladı. Şanlıurfa'da yaklaşık 50 derece sıcağın altında oluşan PTT önündeki bu uzun kuyruktakiler de o yardımın ilk taksidini almak için sıradaydı. Ancak aldıkları 600 liralık yardımla bile açlık sınırının 7 bin liraya dayandığı bu günlerde gelirleri 2500 liraya bile ulaşmıyor. İhtiyacı olan birçok kişi ise yardımlardan faydalanamıyor. Belediyeden bir kömür dahi alamadım. Evi olanlar aldı, ben alamadım. Bir dul maaşı alıyorum. 2 ayda bir 1000 lira. Kiram 1000 lira. 2 ayda 1000 lirayla nasıl geçiniyorsunuz? Kiranız zaten 1000 lira. Bir ay geçiyor, 2 ay geçiyor. O şekilde idare ediyorum. Temizliklere gidiyorum, ev işlerine gidiyorum. O çalıştıklarınızdan ne kadar geliyor ayda? 600 oluyor, ay oluyor, 300 oluyor, 200 oluyor. Şimdi sağlık sorunum çıktı. Onu da gidemiyorum.